أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Mevzumuz şu. Efendim, ha, kapattı kendisi. Şimdi bu insanların bu asırda çok sorduğu şey mevzu veya çözemediği. Neyin ne olduğu ve nerede olduğu. Bir şeyi çözümlemede, çözmede ailevi hayatta olur, karı koca münasebetlerinde olur, özel alemde olur, özel hayatta olur, içsel yapıda olur, enfus alemde olur, panik atak, depresyon, buhran, bunalım, sıkıntı, ortak iş yaparken, toplumda uyum sorunu yaşamak noktasında işe yarayacağını zannettiğim bir mevzu. Şimdi insanların en büyük sorunu pergelle daire yaparken pergelini bir yere, sabit yere koyamamış. Oynak ve kaygan olduğu için şöyle bir her bir tarafta dairenin bir parçası kalmış. Yani Şöyle olmuş. Yani pergeli bir yerde değil. Pergel bir yerde değil. Eğer pergel bir yerde olsaydı, o çizilen daire parçaları var ya şu kadar, tam olurdu. Neyi kastediyorum? Olayları yorumlarken, düşüncelerimizi tahlil ederken sabit mihenk noktası, kaynak noktası olmayışıdır. Bu asıl insanın en büyük sorunu. Bunu Mektubat 223'te sergerdan diyor. Şu anlattığım şeyi manası o. Sergerdan insan. Sergerdan şu, bir insanı döndürün. Tamam, böyle hayal et. Şimdi bu insan için dursa bile belirli bir müddet, bütün eşya birbirine karışır. Hiçbir şey, çok önemli bir şey anlatıyorum ha. Hiçbir şey yerinde değildir. Ne olduğu, nerede olduğu bilemezsiniz. Ne olduğu, nerede olduğu bilemezsiniz. Çünkü siz sabit değilsiniz. Hadiseler, dünyevi hadiseler, ailevi hadiseler, hele hele biraz bu içe döneceğim derste, enfüsteki şahit olduğumuz sıkıntılar, buhran, bunalım, hele hele bunun temeli bu. Ne olduğunu, bunun ne olduğunu, nereye göre ne olduğunu bilemiyoruz. Bilemeyince katlanıp gidiyor işte bu. Evet, şu perişan dünyada. Niye perişan? Çünkü istediğimiz gibi değil. Sistem işliyor yalnız. Bir sistem, kainatın işletim sistemi, haşa, patronu, sistemi çalıştırıyor. Bu sistem bize rağmen çalışıyor. İster kabul et, ister reddet. Ama kural içerisinde işliyor. Bu kuralın içerisindeki farklı kurallar var. Dikkat edin. Bu kuralın içerisinde farklı kurallar var. Bunların bazılarına tesadüf diyorlar. Tesadüf bile bir kural dairesinde hareket eder.
Rastlantı, rastlantı değildir. Onun da bir kuralı var. Mesela rastlantı 1, 1, 1, 1, 2, 2 gelmez. Rastlantı inatçıdır. Matematikte öyle geçer. Tamam, tesadüf dedikleri şey. Perişan dünyada, yani neyi nereye göre izah edeceksin? Böyle bir insan düşün yani. Gelmiş bu dünyaya, bana rağmen güneş doğuyor, batıyor. İhtiyarlanıyorum, kanser oluyorum, ölüyorum. Bir sürü sıkıntılarım var. İzahı? Nedir bu? Çünkü nereden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini de bilemez. İyi dinleyin ama bu çok önemli. Nereden geldiğini bilmeyen, otomatik olarak nereye gittiğini de bilemez. Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini de bilmeyen, nerede, niçin olduğunu da bilemez. Nerede, niçin olduğunu da bilmeyen, nerede, ne yapacağını, kime karşı duracağını da çözemez. İşte böyle bir insan perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, başı boş, şaşkın, ne yapacağı, ikide bir ölçüleri değişiyor. Rastlantı hadiselerde, böyle mi yapsam, böyle mi düşünsem, bu mu doğru, şu mu doğru, ikide bir doğruluk sorgulaması yaşıyor. Yani olayları değil, olayları çözecek, çözümleyecek, doğrularının doğruluğundan emin değil. Doğrularının doğruluğundan emin değil insan. O zaman ne nereye göre nedir? Bütün o sıkıntıların kaynağı bunlar saydıklarım. Çözümleyemiyor. Gelecek bak şimdi. Şu alarda da gelecek. Açtım biri. Çalışarak geldim dersinize. Öyle tombalı açar gibi hiç böyle bir adetim yoktur. Yani ne var ne yok ya falan. Aa su çıktı. Öyle bir şey yok kardeş. Öyle kainatta öyle bir şey yok. Aa ne yaptın falan. Kainatta Einstein öyle demiş. Tanrı diyor zar atmaz. Karşında insan var ya. İnsan inşa ediliyor. Rastlantı olur. Öğretmen rastlantı dersi girer mi ya? Vallahi esti bugün bu konuyu yapacağım. Öyle bir şey yok. Avare nevi beşer içinde işte dedik başı boş, gayesiz, doğrularından, doğruluğundan emin olmayan bir toplumda yaşıyorsun. Semeresiz bir hayatta yapıyorsun yapıyorsun, sonu hiç. Sonu hiç. Mala mülke güvenme diyor. Niye? Muhalif bir yel eser, rüzgar eser, savurur harman gibi. Hiç. Bir geliyor. Alo, kalemimi aradım. Diyor, yok şey için. Kalem, hani telefonum şeyi. Alo, buyurun. Abi, orada mısın? Oradayım kardeş, hayırdır? Ama çıkacağım. Hanımla gelmek istiyoruz da Zeytinburnu'na telefon ediyor. Hayırdır kardeş, seni derse çok davet ettim, hiç işin yoktu. Hiç işin yoktu. Bazıları var ya hani, zamanı verene zamanı yok. Allah'a zamanı yok. Zamanı verene namaz kılmaya zamanı yokmuş. Zamanı verene zamanımız yok yani. Derse davet etmiştik, işi çokmuş. Hayırdır kardeş, gündüz ortası sen, tekstil şeyinde fabrika... Fabrikada patronun oğlu, ortanca oğlu. Senin zamanın yoktu ki, hayırdır? Anladım, yumurta dayanmış demek. Dedi abi, Cerrahpaşa mı, Çapa mı ne dedi, orada kapıdayım. Anladım, eline listeyi vermişler ya, tahlili vermişler. Kanser, 37 yaşında. El freni çek, takoz koy. Acayip bir şey. Mala, mülke, gençliğine, vücuduna,
güvenme. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. İstediğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz gibi biz yaşasak bile etraf öyle değil. Yani burada doğruları doğru olduğundan emin olacak şablonumuz, kıyas noktamız, mihengi noktamız olmayışından sorun çekiyoruz. Nedir? Nereden göre teselli bulacağız? İşte diyor ki, şu perişan dünyada anlattım. Avare nevi beşer içinde, gayetsiz, maksatsız. Niye? Avare şu. Geldiği yeri bilmeyen, gittiği yeri de bilemez. Geldiği ve gittiği yeri bilmeyen, nerede, niçin olduğunu bilemez. Nerede, niçin olduğunu bilmeyen, neyi, niçin yapacağını da çözemez. Bu kural. O zaman hangi düşünceler doğru? Hani var ya bizim şablon bir cümlemiz vardı. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bu böyle. Düşüncene hakim ol, ben sana dünyada cenneti vaat edeyim. Dünyamızı cennet ve cehennem yapan düşüncelerimizdir. Tasavvurlarımızdır. Tasavvurları kontrol etmek de o ders işte. Mihengi noktayı oluşturmak. Yani kaygan, mayen olmayan pergeli sabit bir yer teşkil etmek. Pergelin ucunu batırmak. Onun etrafı o zaman dair olur. Yoksa kaygan bir şeyinde her bir tarafta bir parça olur. Böyle. Semeresiz bir hayatta, bak şimdi, Allah Allah, sahipsiz. Bir insan düşün ki, benim sahibim yok. Öyle nasıl oldumsa oldu. Sahipsiz. Yani çocuğu dövsen sokakta bile, bak babama demezsem diyor. Bak babama diyeceğim. Anne diye bağırıyor. Sahipsiz bir insan. Sahibi yok. Kanser oldun, ölüm geldi, hastalık. Yani bizi pek alakadar etmiyor ama gibi gözüküyor. Ama alakadar edince bu dersleri de mum gibi arıyoruz. Ama hakikaten ya. Ustadı iki defa ziyaret etmiş. Ustadın talebesi Dehri Hoca. Onu kafa tumor komple sarmış. Bana bir vasiyeti var. 86 yaşındaydı. Dedi ki gittim. Neyse konuştu birkaç. Hadi hocam dedim, ben gidiyorum. Bir dakika dedi. Bir şey okumayıp bir şey anlatmayacak mısın? Hocam dedim. Tere mi satacağız? Yani hakikaten kürsüler Pendik'te. Pendik'te ömrü Vaazlar'da, Karadeniz'de. Vaazlar'da geçmiş. Hoca emekli ya. Vaaz bir de. Otur dedi. Sana bir şey anlatayım. Yapma kimseye sakın dedi. Ne hocam? Hasta ziyaret ettiğin zaman alimdir, hocadır, vakıftır, ne dersen de. Sakın deme. Bu biliyor. Bunun ihtiyacı yok. Deme. Mutlaka anlat. Çünkü şu anda sanki her şey yok oldu bende. Sekeratta geliyor ya. Şu anda en ufak böyle teselliye çok muhtaç insan. Ben de. Oturdu, dinliyor. Bunları biraz anlattım. Sahipsiz. Allah Allah. Sahipsizliği şeyde anlatıyor. Ne kadar bahtiyarız ya. Niye biliyor musunuz? İmanımız var. Ben tahmin ettiğiniz gibi imansızlarla da görüştüğüm için, gavurlarla da görüştüğüm için çok, bu imanın ne olduğunu kanıma kadar girmiş ya. Yani. O kadar da acayip bir şey ki iman. Bak anlatacağım. 24. söz. 24. 37 yaşındaki abiye dönecek misin? Aa döneyim. Allah razı olsun. Dedim ki biraz da ben fedakarım. Tanıyanınız bilir. Yani işim bu. İşimi de güzel yapmak isterim.
Karşınıza çıkarken en iyi gömleğimi giyerim, tıraş olurum, dikkat ederim, saatimde gelmeye çalışırım, bekletmem sizi. Bunu yapan, bunu da böyle ister. Tamam. Dolayısıyla o arkadaşa çok fedakarlık yaptığımız için, davet ettiğimiz için gelmedi. Gelmemişti. Şimdi geldi. Dedi, kardeş zamanım yok. Derse çıkıyorum. Hakikaten zamanım yok. Abi bir 10 dakika, 10 dakikam yok. Derse çıkıyorum. Gitti tabii de. Sonra Badehu geldi, o zaman gelemedi. Öldü tabii. Ha, bu kaç aylık hadise ya? Yani illa kanser olmak mı lazım? İşi ciddi almak için. Herkes kanserle mi ölüyor? Allah bir insanın canını alırken ne kansere muhtaçtır ne de trafik kazasına. Kanser öldürmez, endişe etmeyin. Tansiyon da öldürmez. Kalp krizi de öldürmez. Yuhyi ve yumit Allah değil miydi? Dirilten ve öldüren o değil mi? Ha, bu onların bahanesi. Ömür gelmedikten sonra. Hiçbir şey öldürmez. O onun bahanesi. Bak şimdi. O gitti. Sonra geldi. Muhatap oldu mu abi? Nurlara muhatap olabilir mi? Tabii yani şeydi, dostu. Evinde dost oluyordu. Babası evine ders yapardık. Hekimoğlu abinin tam karşısında. Kutu şeyleri vardı. Ders yapardık. Çocuktu, delikanlıydı. Sonra şeydi tabii, lakaytı tabii. Biraz mum dibine ışık vermez oluyor ya bazen. Sonra tabii Allah Allah, ne olacak yanında hanımı, eline doktor verdi listeyi. Doktor, bizim Karadeniz'de bir laf var. Doktor ümidi kesin şöyle derler. Boyu kanayı eve götür, ne yerse yesin. Yani büyük babanı eve götürün. Ne yerse yesin artık, her şey mubah. Sonra geldi. Ama yani kalitesiz oluyor be Edip o zaman. Yani şöyle adam gibi geleceksin. Şu andaki gelişim gibi mi oluyor? Öyle değil mi? Adam gibi olacak da. Yani adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürsün. Hayatla dalga geçme. Hayat artı eksi artı sıfır bir sıfır bir böyledir. Tercihlerin yükünüdür. Zanlarımıza hapsolmayacağız. Ben biliyorum deme. Zanlar kişinin hapishanesidir. Küçük dünyasını genel dünya zannetişidir. Ülfet ise zanların bütünlüğüdür. Şimdi bak bir şey okuyacağım şurada. Ey gidi sevgili kardeşlerim. Ustad kaçta vefat etti? 1968. 1960. Peki aya kaça çıkıldı onu sorayım. 69. 29 Ağustos mu? 1969. Ustad 60'ta vefat etti. 9 sene sonra aya çıkıldı. Bir öyle dinleyin. Bir de anlatacağım mevzuyla alakalı. Şimdi sen ey katre içine giren hakim filozof, senin katre fikrin dürbiniyle, yani güneşe göre katre, damla yani, felsefenin merdiveniyle kamere kadar terakki ettin. Kamer? Aya kadar terakki ettin. 60'ta vefat eden bak ne diyor. Kamere girdin. Aya indin. 60'ta diyor. Merak ediyorlar, hayat var mı, insan var mı? Bak, kamer, ay, kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır. Böyle bakıp ışık verdiğine bakma. Zatında kesafetlidir, o yansıtır. Zatında nur yok. Diyor ki, kamer kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı var. Hayat var mı diye çıktım. Burada söylüyor zaten. Senin sayın Behü'de ilmin faydasız gitti. Bundan sonra dinleyin. Bu dünyada eğer mihengi sabit nokta yoksa
olayları yorumlayacak. Kanseri, ihtiyarlığı, ölümü. Yani şöyle bir ana düşünün. En ufak yatağındaki pamuğundan rahatsız olsa çocuk uyuyamaz anne. Yatağında böyle pamuk rahatsız etse. Anne ya pamuk şey yapıyor değil mi? Gerçi şimdi öyle yataklar yok. Anne yatamaz. Bu anne tutuyor, taşların içerisine toprağı kefenleyip toprağa veriyor çocuğu. Ne yapacak şimdi? Nasıl dayanacaksın? Şimdi sahipsiz kendini zannetsen, kendini hamisiz bir surette görsen, sahipsiz ve hamisiz. Hami, koruyucusu yok. Himayeden yok. İsteklerine cevap veren yok. Bağırmasına imdat, buyurun diye cevap veren yok. Böyle bir hayat düşünün. Böyle bir insanın içsel alemi, yeisin zulümatından, yeis zulümat verir, içsel bir karanlık. Hani ayet-i kerimede bir mana, şey mealen, diyor ki, Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Yeis maniher kemaldir diyor. Yeis, ümitsizlik insana zulümata sokar. Karanlığa değil. Karanlık aklidir, zulümat kalbidir. Yalan aklidir, kisp kalbidir. Müslüman yalan diyebilir ama kisp yapamaz. Münafıklık alametidir. Karıştırmayacaksın böyle. Yeis karanlık vermez. Zulümata içsel çöküntüye şey yapar. Yani böyle dayanak noktası yoksa böyle. Buna insanı yeise atar. Yani Allah'a iman. Allah'a iman kalitesiz olursa insana ümitsizlik verir. Kimsesizliğin vahşetinden. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Kimsesizlik vahşet verir. Vahşilik. Her taraftan ses geliyor. İçeriden. Mesela şöyle misal vermiştim. Vermiş miydim? Değirmen misali var bizim meşhur. Değirmeni bilmeyen varsa tarif ediyorum. Sabit bir taş var. Bir de üstünde. Dönen. Dönen taş var. Buraya tane mısır, buğday atarlar. Bu sefer yapar. Boşsa gar 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 taş taşı yer. Taş taşı yer. Sonra eğer atarsan inceleşir ve un yapar. Bu sabit taşta maksat dimağdaki 7 tane taş var. Aşağıdan yukarıya düşünün soğan kabuğu gibi. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7 tane taş. Şimdi bu taşa eğer atmasanız taş taşı yer. Diş taş, tahayyül. Oynak taş, tasavvur, düşünceler. Eğer düşüncelerin içerisine tane ve mısır manasına gelen ilim, malumat, her gün kendine yatırım yapmasan, derslere, sohbetlere, kitap okumasan, taş taşı yer. Nasıl olur biliyor musun? Yalnız evde, oradan birisi geçti ya. Allah Allah. Oradan ses geldi. Hiçbir yerde bir şey gelmedi. Taş taşı yiyor. Burada. Peki, böyle bir taş düşünün. Bir de böyle var. Böyle dönüyor. Bir tane de böyle dönüyor. 7 tane. Yuvarlak bir alan. Bir taş böyle, bir taş böyle, bir taş şöyle, bir taş şöyle, bir taş. Peki, 7'si de boş. Tane yok. Ne olur? Hani şuna benzer ya. Allah Allah, yıldız var. Yıldız orada mı, burada mı? Burada. Ha, bu taş da 7 tane taş, 7 tane ayrı ses çıkacak demektir. Bunun tıpta 7 tane temel panik, panik atak, şizofreni, depresyon gibi isimler verilmiştir. 7 tane temel. Yani dimağın 7 dişlisi, değirmenin birbiri üzerine bindirilmiş 7 tane taş. Sevgili kardeşim, sizi çok seviyorum. Onun için çok gayret ediyorum ki bunu kavrayasınız diye. Bu dima taşı. Bunu klinik konuşmasında da göremezsiniz. Onlara da anlatıyorum.
Ne anlatıyorum? Tıpta ki psikoloji ve psikiyatri temel bilgiler gavurların temel alınmış. Ona göre düşünülüyor. O tıpta klinik konuşmalarında aramızda vardır mutlaka öyle arkadaşlar. Akla bir kafa alır. Kafa esas, kafada akıl esas alır. Saydıklarımı sıfat olarak detaylandırır. Oysa Bediüzzaman Hazretleri dimağı içerisini yediye ayırıyor. Yediye. Tahayyül, endiş kabuk, tasavvur, taakkul. Taakkul, akıl bu yedi şeyin bütünün içinden yedide birdir. İşte birbirinin üzerine bindirilmiş değirmen taşı gibidir. Hepsine farklı şekil ve sesler çıkıyor. Özgüvenini bu sırtıyorsun. Abi kendimi kötü hissediyorum. Doğru düşünmüyorsun demektir. Abi oradan birisi geliyor. Demek ki tasavvurundan tahayyülüne mısır atmamışsın. Abi, evet. Pergil'in sağlamaya erkan-ı imani hususen imanı bil yevmil ahire ve imanı billah mı oluyor burada? Evet. Sağlamaya o olacak. O olacak. Sivri ucu orayı sağlamaya oraya koyacağız. Olmadı olmasa yey zulümata sokar. Kimsesizlik seni vahşete atar. Erva habisenin de hedefi olursun izacatından ve o vahşetin deşetinden kurtulamazsın. O sabit ayak imani bil ahiret, imani billah'tır. Ama kaliteli olacak. Böyle bir Allah var. Sonra istepne lastik gibi kullanmayacaksın bu imanı. Lastik patlayınca istepne lastiğe müracaat ediyorsun. Derdin, sıkıntın olduğu zaman, kanser olunca eline raporu yapıştırdıkları zaman abi neredesin ya, dershane neredeydi ya? Bu istepne lastiktir bu inanç. İstepne inançla yürüyemezsin. Lazım olduğu zaman dine müracaat ediyorsun. Doktor dedi ki artık sen bu ilaca ciplaksa atak var ya atak ciplak hem de 20 miligrama mahkumsun. Abi ders nerede oluyordu? Ya hakikaten mi ya? Ders nerede oluyordu? Söyle bakalım sen nerede oluyordun? Sen bilirdin eskiden. Çok rastlıyorum da onun için. Buna düşmememiz lazım da. Hamisiz bir surette aciz miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde semeresiz bir hayatta sahipsiz, hamisiz, himayesiz bir surette aciz, miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Her şey senin olsa ne olur? Şey gittim ya, Ulvi abinin annesini görmeye, bu Zincirlikuyu'ya. Zincirlikuyu. Bunu gömerlerken ben biraz kenarda durdum. Bir tanesi, abi gelsene dedi. Baktık, Sapancı'nın mezarlığı oradaymış, Sapancı. Sakıp Sapancı mı ne? Sakıp Sapancı. Orada yatıyormuş. Abi burada yatıyor dedi ya. Yok ya dedim, bu adam buradan işi var. Çünkü gökte... Bak şimdi olana bakın. Durdum. Böyle durdum. İnanın mübalağasız. Deneyi bilirsiniz. Kafayı bir kaldırdım ki yaptırdığı Levent'teki en yüksek bina onun. Böyle mezarına bak, kafasını kaldır. Tam karşınızda en büyük bina onun. O binanın tepesindeki odada, dairede oturan adam burada ne işi var? Gel de oraya gir ha. Çok ilgimi çekmişti. Böyle kafayı kaldırınca o Akbank'ın binası var. En büyük olan bina onun idi. Bütün dünya senin olsa da kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa, ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Sergerdanı anlatmıştım. Dönen bir insanın döndü ondan sonra bak hiçbir şey
Hiçbir şey değil. Her şey birbirine karışmış. Her şey dönüyor. Neyin ne olduğunu, nerede olduğunu, niçin olduğunu bilemezsin. Sergerden aynı böyle. Hadiseler bizi döndürüp döndürüp hiçbir şeyin farkında değiliz böyle. Hatta yaşadığımızın farkında bile değiliz. Bugün dışarı demiyorum burada kaç kişimiz yaşadığımızın farkındayız? Yaşadığımızın farkında bile değiliz. İnsan sahibini tanımasa, malikini bulmasa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetgah dünya bir tenezzügaha döner ve bir ticaretgah olur. Yani bu sefer dünyanın sistemi değişir. Yani o mezarlıklar, kanserler, ihtiyarlıklar, olumsuzluklar farklılaşıyor. Çünkü niye? Bir şeyi taşınmak için basamaklar gibi olur. Böyle düşünürse. Yani hani diyoruz ya gündelik hayatta veya duyarsınız. Abi her şey üst üste geldi. Ha işte tamam üstün merdiven de böyledir. Bas çık demektir. Kullanacaksın demektir. Her şey üst üste gelmişse üst üste basıp çıkacaksın. Ya böyle gelse abi her şey alta alta geldi. O zaman dibe gideceksin. Alt alta gelince aşağı gitmen lazım. Üst üste gelince yani bulunduğun ortamdan çıkman gerekiyor da ondan. Tabii ki üst üste gelecek. Yanlamasına bir şey gelmiyor ki. Ya aşağı gidiyor ya öyle gidiyor. Bak şimdi. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfedince ve şuur etme nispetine insan dünyada rahat ediyor. Yoksa insanlara rahatlık yok. Bilince de çok keyif veriyor. Burada niçin bulunuyorsun? Şimdi mesela burada niçin oturuyorsun? Biliyorsun. Onun için rahat. Mesela sabahtan akşama veya bir saat anons yapıldı hükümet tarafından. Evden çıkmayacaksınız. Hatta şey ya, nüfus sayımlarında eskide evden çıkma yoktu bir gün. Adam dünyamız değişiyordu ya. Ama kendi irademizle bir hafta çıkmıyoruz. Sen burada 5 saat oturursun. Ama bir tanesi dese ki bir saat hiç kimse kalkmasın. Olur cehennem. İnsan böyle bir özelliği var. Diyor ki işte hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde insan hadsiz arzu ve emelleri var. Emellere ne kadar emelimiz var? Arzularımız var. Ebed istiyoruz, beka istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. İstemiyorum kardeşim dişimin ağrmasını. Başımın ağrmasını istemiyorum. Ne ya hapla dolaşacağım? Yok tansiyon kapı, bilmem ne kapı, dil altı, dil üstü, kafa altı, bilmem ne. İnsan istiyorum. İstemiyor. Ama kurtulan. Ya bunları yorumlanması lazım, izah edilmesi lazım aleminde. Bunlar çözülmesi lazım. Yoksa angara olur, seni kemirir. Bir tanesi demişti, mübarek gecede. Abi dedi, yanımda oturuyor sağ tarafta. Abi dedi, dua et dedi. Evde biraz sorun var. Ne hayırdır? Ya hanımla dedi ya, Allah beni bu imtihanla kurtarsın diye. Dedim ki kardeşim bu imtihanı kalkarsa başka bir imtihan olacaksın. Ya sağlığınla olacaksın kanserle, ya parasızlıkla, ya çocuğunla imtihan olacaksın, ya şunla bunla. Kardeşim, mutlaka bir imtihan olacak insansa. Peki. Dedi ki, abi gene sen dua et. İyi tamam. Duamızı o mübarek gecede kaldırdık. Ya Rabbi, bu kulunun arzusunu duydum. Ya Rabbi, hanımından imtihan etme. Şunla et. Neyle etsin dedim. Abiyle bir şeyle mi etsin? Size bir şeyle etsin. Başka mümkün değil. Ne dedi biliyor musun? Abi vazgeçtim, buna alıştım zaten. Yeni bir şeye alışacak. Ama o şiddette imtihan. Bir bebeğin imtihanı gibi değil artık. Yani şu anda bulunduğun imtihan miktarı, derecesiyle başka bir parkura geçeceksin. Yok abi ben buna alıştım zaten, yeni bir şeye de alışamam diyeceksin. Diyor ki, hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüzi ihtiyar. Cüzi ya.
Hadise sana rağmen işliyor. Kainatın patronu işlettiriyor. Hadiseler istikbalde nale uğruyor. Sen gitmiyorsun bir yere. Hadiseler geliyor. Senin işin şu. Onaylıyor musun? Red mi diyorsun? Zaten gelecek için. Onaylıyorum diyorsan şükür oluyor. Onaylamıyorsa küfranı nimet oluyor. O kadar. Hiçbir şey başka bir şey yok. Neyle sahip çıkabilirsin? Dişir diye baş harflerini koyduk. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile o gelen hadisenin genetiğini değiştiriyorsun. Senin aleyhindekini lehine dönüştürüyorsun. Cüz'i bir cüz ihtiyar ile fakr-ı mutlak bir insana, böyle bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet ve bir medar-ı istimdat, bir merci ahirete iman. Böyle bir 20 dakikadan beri konuştuk. İşte ahirete iman, yani o pergeli bir yere sokmak, ahirete iman. Neyin nesi bu? Ahirette izah edilir. Ya niye kanka fırsatın geçti? Tam bir günah geldi, tam bir fırsat eline geçti. Niye yapmıyorsun? Ahiret var abi. Pergel demek bir yerde duruyor. Niye bunu demiyorsun? İçinden geçiyor tabii. De onu. Günahtır ya. Bak onu. Ayıptır ya. Vesaire. Peki niçin durduruyor seni? Niçin yapmıyorsun? Neyle teselli bulacaksın? Olaylara karşı neyle teselli? İmani bil ahiret. İmani bil ahiret hakim olursa bir insana o evde huzur olur der şu alarda 223'te. Niye? Evdeki kavgaların sebebi imanı bil ahiretin zayıf oluşundandır. Yani haddimizi bilmeyip hududumuzda kalamıyoruz. Kul hakkı en fazla karı koca arasında oluyor. Hanımdır, kocamdır ama kuldur. Yani benim Müslüman kardeşimdir. Kul hakkıdır. Evde ahirete iman olsa, hakim olsa kuvvetli, bu benim dünyada eşim ama ahirete daha güzel bir şekilde yaratılıp bana verilecek. Fani bir dünyada keşim değil. Ondan sonra Allah buna bir hak vermiş. Bunun bir hukuku var. Bunun bir haddi var. Bunun bir sahası var derse insan, ona ahiret inancıyla davransa ne olur? Orası cennet olur. Kendi küçük bir keyfi için, yani küçük bir hakkını isteme adına evde herkesinin moralini bozup hak talep ediyor. Çocuklar moral bozuluyor. Hanımla kavga ediyor. Çocuklar ne oluyor onun ruhlarında? Onların yanında münakaşa eden karı koca, çocuğun ruhunu ne kadar tahrip ediyor? Hiç unutabiliyor musun? Olmuşsa, eğer olmuşsa inşallah olmamıştır. Senin annen baban kavga ettiği zaman, senin ruhunda iz kalmadı mı? İz kalmadı mı? Kaldı. Nasıl sileceksin? Peki o izi nasıl sökeceksin? Eğer imanı bile ahiret hükmetse adam haddini bilecek ya. Hududunda kalacak. O zaman mesele yok. Bak ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet ahirete iman. Mesela diyorsun fani ömrüm gidiyor ama 37 yaşında. Ne dedi? Ulan belki bir hayat var ya. Başka? Acımasız yani çaresiz olan hastalıkla ölen şehidi manevidir. Bak gördün mü? Adam şimdi paketini buldu, kılıfını buldu. Elhamdülillah ömrüm gidiyor ama baki bir hayat var. Bak gördün mü? Fani bir gençlik bekaya intikal ediyor. Peki bu günahlar kefaret-i zünup oluyor. Depremle gitmiş malların sadaka ve zekat oluyor. Bak nasıl yorumlanıyor? Nasıl yerini buluyor? Yoksa keşkeler bataklığa benzer. Keşke gitmeseydim. Keşke yemeseydim. Keşke yapmasaydım. Keşkeler biter mi? Bitmez. Var. Madem Allah Resulü'nün hadisinde şöyle geçiyor. Olanda hayır vardır. Bana kaç defa tekrar ettirdi biliyor musun? Abi bir de söylesene onu. Olanda hayır vardır. Neymiş? Olanda, vücuda gelende hayır vardır. Çünkü yapan Allah.
ömrün uzun ve kısalığı değil, doğru yaşamaktır. Öyle çınar ağacı da 700 sene yaşıyor, 900 sene yaşıyor ama kereste. 700 sene kereste mi çınar mı olmak istersiniz? Bir saat insan. Ya. Sevgili arkadaşlar, size bir şey diyeyim mi? Şu anda dünyada 7,5 milyar insan var. Belki de 10 katı toprağın altında yok mu? Var. Var değil mi? Toprağın altında firavunlar, şeddatlar, kafirler var değil mi? Şimdi onlar ne diyormuş biliyor musun Kur'an lisanıyla? Allah'ım bizi şu anda bir an dünyaya gönder. Bir dakika ya. Allah'ım bir dakika. Niye? Hayır, namaz için değil. Sonsuz küfürden yani sonsuz cehennemden kurtulmanın tek yegane sebebi imandır. Bir dakika gelecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tamam. İmanı olunca günahı kadar yanacak gene dönecek deyip hiç ameli olmasa. Ama bu imanı yakalaması lazım. İmansız gidenlerin milyarlarca insan yalvarıp yakardığı halde eline geçmeyen o dakika senin elinde şu anda var. Onların elinde yok. Ve geçmeyecek de. Aynı vallahi böyle anlatıyor. Kur'an'da da anlatıyor. Yalvarıyorlar ya. Bir an ya Rabbi. Bir an bizi bir daha gönder. Ne yapacak bir an ya ben merak ettim ya. Baktım ki imanı elde etmek için. Nasıl yapacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek için iman ya, itikat edecek, sonsuzluktan kurtulacak. Ama onların eline geçmeyen o dakika seni ve benim elimde var. Şu anda. Bir medar-ı saadet bu iman, ahiret iman, dünya hayatında medar-ı saadet ve hadiselere tahammül gücü. Lezzet, bir medar istimdat. İmdat yani beka istiyoruz. Kanser oldu kurtulmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Kefenlenmek istemiyoruz. İhtiyar olmak istemiyoruz. Bir sürü dertlerimiz var ya. Ahirete iman imdada yetişiyor. İmdat diye bağırınca beka istiyorum. Kimse de ses yok. Bir kişiden ses geliyor. Buyur ne istiyorsun? Beka istiyorum. Bende var. Gel. Arabada yok. Yani ahireti elde etmeye gayret ettiğimizi o kadar gayret etmiyoruz. Mercedes'i elde etmek için yaptığımız gayret. Daireyi elde etmek için ettiğimiz gayreti cennete girmeye amelde gayret etmiyoruz. Ama bizimle alakası yok canım bu cemaatin dışında. Ama dikkat edin cemaatin içine koyuyoruz bu cümleyi. Bir merci ahirete iman, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli. Dünyanın hadsiz gamlarına karşı ahirete iman, medare teselli. Arkadaşlar o kadar rahatız ki Müslüman olduğumuzdan dolayı. Şu cümleler mesela bir Roman denk gelmişti. Roma, Romanya değil, Polonya. Çavuşeşko hangi devletin şeydi? Romanya. Ha, o oralı. Ahirete iman o kadar istiyordu ki merak etmiştim. Kafir olduğu halde, iman etmediği halde ahiretin varlığını niçin istiyor diye fabrikadan getirmişlerdi. Dedim ki niçin istiyorsun? Benim diyor babam Çavuşeşko'ya karşı direnenlerdendi. Mahallenin elebaşıydı. Yakalandı. İbret-i alem için diyor. Sindirmek için halk hareketlerini herkesin gözü önünde kafasından yukarıdan aşağı mermi sıktılar. Ben çocuktum. Devletin şeyi. Ben diyor onlardan, bu yaşımda onlardan intikam almak için hep yanıyor. Eğer diyor ahirete iman, yani bilmiyor ya, böyle bir yer olsa, mazlum, zalim, hesaplaşma bir yeri olacak. Bu sefer diyor, babamın intikamını Tanrı almış olacak diyor. Bu sefer ben intikam için koşmayacağım diyor. Teselli arıyor yani. Teselli arıyor. Peki Hristiyanlıkta yok mu diye başladım araştırmaya ahiretçi. Hristiyanlıkta ahiret cismani yok. Haşri cismani yok. Haşri ruhani var.
Yani rıhani böyle elem falan leylim leylim ben akıllı. Leylim leylim din olunca leylim leylim netice olur yani. Böyle bir hayali bir şey. Haşi cismani yok. Ben de merak ettim. Gece 12'de fabrika vardiya çıkışında bu adam niye geliyor ya? Oradaki bir Türk anlatınca orijinal bir fikir diyor. Bu ne biçim şey diyor ya? Bu hakikaten var mı? Böyle anlatmış. Zaten ahiret inancı biraz vardı Hristiyan şeyinde. Dedi ki cismani var. Aynı böyle daha kaliteli bir hayat. O zaman beni götür sana kim bunları anlatmışsa diyor. Lan gece 12. Tam sizin istirahat vaktiniz. Şey tabii. Ramazan, teravihler bitmiş, gece 12, lojmanıma geçmişim. Ama böyle adamlar da gelince bana keyif veriyor. Keyif verdi böyle. Ama ilginç tarafı o adamın bunu niçin arıyor? O beni çok alakadar ediyor. Babamın intikamını diyor. Biz de hadisenin intikamını alıyoruz. Ey dünya, ömrümü kısa yaptın, göreceksin sana, bekaya gidiyorum. Kanser mi geldi? Veya işte zulme mi? İstediğim gibi miydi? Ulan istediğim yere gidiyorum ya. Bir ateist öyle demişti. Maalesef istemediğin yere gidiyorsun. Kabul etmediğin, inkar ettiğin yere gidiyorsun. Ne kadar vahim netice. Bak reddettiğin bir yere gidiyorsun. Gittiğin zaman diyecekler ki Allah Allah burası neresi? İnkar ettiğin yer. Ne yapacaksın? Ahiret yok ki dedi bana bu sefer. Ne yok dedim? Ahiret. Bir kere söylemenle bir kere ahiret var. Ahiret yok diyorsun. Hani var ya Allah'a kim? Allah'ı kim yarattı? Neyi kim yarattı? Allah'ı. Bir kere kabul var. Ha var olanı ki sorguluyorsun kim yarattı? İnkar yok orada. Öğrenmek var. Allah'ı. Ha bu kitabı kim yazdı ya? Bu kitap red mi var şimdi burada? Bu kitap değildir. Bu böyle bir şey yok. Boştur. Böyle bir şey yok. Demiyor. Bu tamam da bu kitabı kim yazdı? Ha, Allah'a ne? Allah'a kim yarattı? Ha, o soruda cevap var zaten. Kabulleniş var. Kabul edilen bir şeye sorgulama var. Suyu kim ıslattıysa Allah'a da o yaratmıştır. Tamam. Yani bir gücü hissediyor abi. Var o. Evet. O var. Onu sorguluyor. He. Yani, o kim yani diyor. Çok acayip bir şey abi. Evet. Yani Allah kesinlikle İnkarda bile ispat var. Kesinlikle var diyor. Evet. Ama yok nerede diyor. Ya da kim... Şeye benziyor bak. Geçen hafta mı demiştim. Bu varlığın, kainatın kaynağı hiçlik diyor. Tesadüf diyor. Değil mi? Kainatın kaynağı hiçlik, tesadüf diyor. Bu kainat nereden yaratıldı? Hiçlikten. Hiç. Şimdi bu kainat varlığı, varlığın kaynağı hiç diyor. O hiçin içine varlığı koyuyor. Oradan çıktı ya bu. O zaman hiç, hiç değil. İsmi hiç. Bak bu varlığın kaynağı neresi? Hiçlik. Değil mi? Hiç. Öyle diyor. Ha, demek ki varlığın kaynağı içi boş değil. Bu varlığı oraya koyuyorsun. Bu varlığın kaynağı ise içi boş değil. İçi dolu, varlıkla dolu. Yani İslamiyet'in menfi meselesi de inkarı bile ispattır. Allah'ı kimi? Allah'ı. Ha onu mu? Ha kim yarattı? Söyleyeyim sana. Suyu kim ıslattıysa o yaratmıştır. Öyle bir meyve ve faydedir ki ahirete iman... Onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Arkadaşlar bu elimle o kadar kefenlemişim ki. O kadar yıkamışım ki. Yurt dışındaki şurada fazla olmuyor elhamdülillah da. Ha, bize düşmüyor. Orada Ramazanlarda vesaire zamanda imamlık yaptığımız için. Çok yıkıyor. Helali boz. Hiç kimse de bir şey almıyor. İmamlıktan da almıyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. O, şimdi sekeratta şu, yani ölüm. Artık doktor dedi ki, ne yese yesin, eve götürür. Adamın kafası kanser değil ki. Düşünce. Şöyle yatıyor. Kanser yatıyor. Her an ölümünü bekleyen bir insana, Allah aşkına bu düşünceye, bu kafaya, şimdi mutluluk verecek, huzur verecek, teselli verecek, bu halden çıkartacak
Ne bilgi olabilir? Ne olabilir? Şöyle desek olur mu? Baba veya kardeşim, buyur. Üzülme baba. Mercedes var aşağıda. Aşağıda kapımızda iyi bir Mercedes var. Baba, üzülme be. Oturduğun yer hep kanepe altın. Millet kirada oturuyor. Burası villa biliyor musun? Adam villada ölmüş, gece konuda ölmüş. O anda şöyle yatan adama imani bil ahiret. Ahiret inancı ona arkadaşlar bu anlattığım hayal değil ha, size de gelecek bu. Abi biz kanser olmayacağız, doğru. Ama ölmeden önce bütün hayatınız bir noktaya toplanıyor. Onun yapısı, keyfiyetiyle Azrail cisimleşiyor. Azrail o oluyor. Hayatın doğduğu Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sağ kulağına ezan. Sol kulağına da kadukametin salah. Sol kulağına da kamet. Namaz mı kılacağız? Yok. Hem ezan hem kamet. Ne oldu bu adama? Namaz mı? Ne çocuk namaz kılacak? Bebek ne de biz. Ne okuduk? Adam doğdu, öldü, hayat namaz. İçsel yapısı salat. Şimdi o doğdun, öldün ya, hayatın tümü ruhta ya, zaman mekan yok. Tümü bak çok önemli, çok lazım olacak hepimize. İlla kanser şuna bir. Ölüm anımızı anlatıyorum size. Ölüm anı. Sizin, benim. Bütün hayatın tek bir nokta. Cisimleşti, cisimleşti. O şekillendi. O senin Azrail'in. Nasıl olacak mesela, bir tanesini söyleyeyim. Çok sevdiğim bir insan simasında, ustak simasında, peygamber, bir abi, bir kardeş, kimi seviyorsun? Ki böyle seni rahatlatıyor. Yani seni gördüğün zaman konuşması vesaire, seni kim rahatlatıyor? Hani diyor ya hadiste, gözüktüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman hikmet akıtan var ya. Böyle bir, ha o simada gelecek sana. Eğer inanmıyorsanız öldükten sonra sorarsınız bana. İnan öyle olacak. Sevdiğiniz simada gelecek. Yaşadığınız hayat tümü senin Azrail'in davranış şeklidir. Ben Azrail'e nasıl dua ediyorum biliyor musun? Dua ederken, ben namazda dua ediyorum Azrail'e. Azrail aleyhisselam, sen benim canımı alacaksın. 15. mektupta diyor ki, hani böyle anlatıyorum. Küllü şeyin halikun ila vece. Her yaratılan ölecektir. Haşir meydanından sonra, her şey bittikten sonra herkes ölecek. Cebrail'de, Azrail'de, Mikail'de, İsrafil. Her şey kudretten ilime dönecek. Ani tekrar yaratacak Allah. Her şey eskisi gibi yapacak, sıfır. Ben de diyorum ki Azrail aleyhisselam, herkesi öldüren sensin ama sen de öleceksin. O zaman nasıl ölmek istiyorsan beni ölü öldür. Ne kadar hoş değil mi? Çok güzel abi. Allah razı olsun. Sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni de ölü öldür. Bir dua da yapayım. 3 gün önce öğrendiğim bir dua. Kendi alemimde. Ya Rabbi, razı olmadığım geçmişimden tövbe ediyorum. Razı olmadığın senin bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Ya Rabbi, razı olmayacağım bütün geleceğimden de sana sığınıyorum. Birisine sığınak, birisine tövbe. Bir daha. Ya Rabbi, razı olmadıkların, razı olmayacağın bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Razı olmayacağım bütün geleceğimden de sana sığınıyorum. Amin. Oh. Kaza namazımız için. Ya Rabbi. Kazamı bitmeden canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Amin. Lazca oldu değil mi biraz? Abi siz bir derste şeyden bahsetmişsinizdi. İki şey söyleyeceğim de. Tam yok tamam. Tam üzerine geldiği için.
Bir tanesi hüsnü zan, Cenab-ı Hakk'a hüsnü zan beslemeden ruhunuzu kabzettirmeyin demişti. Bir de nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmeyen, bulunduğu yerde de neden ve niçin bulunduğunu bilmez dediniz ya. Bir şeyiniz var, hatıranız var. Gidip de gelen mi var diye bir uçakta yaşadın. Bu ikisini de bir şey söyler misiniz abi? Yani Allah'a hüsnü zan beslemeden ruhu teslim etmemek ne demek abi? Benim araştırmama göre işim merak ya bu. Benim işim de bu. Allah Resulü ölmeden önce en son ne dedi? He? Alaya. O ortamda, sekerat, o şeyde araştırırken o kelamların içinde, o konuşmada, o ortamda söylediği bir cümlesi de şu. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Bir daha söylüyorum. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Ve ümmetimi ve beni meleği ağlaya. Tamam. Nihayetsiz hüsnü zan şu. Ne olur dini, Risale-i Nur'dan bir bakın. Allah nedir? Allah benim için ne ifade ediyor? Ahiret benim için nedir? Bak bu akşam ondan yırtılıyor. Ahiret inancı nedir? O pergel misali gibi. Ben de ne ifade ediyor? Ben de nasıl hakim? Ne işine yarıyor bu ahiret inancı? Ancak kalkarsa Allah göstermesin ahiret inancı, o zaman anlarız. Birincisi buydu. İkincisi, o ayrı bir konu, uzun olur ama uçakta olmuştu. Uzun bir macera. Sözler Köşkü'ne bunu ders yaptırdılar bana İzmir'de. Gidip de gelen mi var diye. Ondan sonra, ama hadise çok acayip. Siteden bakarsınız, Nur dersinde var. Çeşitli yerlerde var. Gidip de gelen mi var diye bakarsınız. Şu cümleyi söyleyeyim bununla alakalı. Gidip de gelen mi var? Hemen herkesin kafasında şu var. Resulullah diyoruz. Doğru. Ama Allah Resulüne iman etmemişin hayatına iman etmez. Ve doğruluk olmaz. Doğru da olmaz. Peygamberi reddedene hadis-i şerif delil getirilmez. Allah inkar edene Kur'an delil olmaz. Olmaz da. Mantığı da budur. Ha içerisi olur. İçerisini adam gibi güzelce. Nedir o? Mesela taş suda batar. Kafir mümin eşittir. Ateş yakar. İnanan Müslüman, reddeden kafir diye böyle bir şey yok. Ha demek ki realiteli inancımızı Kur'an'ın hakikatleriyle inancımızı kainata taşımak lazım. Yani inandığın Allah'ı kainattan göstereceksin. İnandığın ahireti kainattan göstereceksin. Size dört tane söylemiştim değil mi? Ne sorarlarsa sorsunlar, şu dört mü beş miydi? Şu dört tane sorularınızın cevabını kaynak olabilecek, şablon olabilecek, yani ne sorarlarsa sorsunlar cevap veremeyeceğin, bunun dışında bir şey yok. Buna götürebilirsin tamam biter. Her soruyu. O şablonu söyleyeyim. Bir. Çekirdek ağaç ilişkisine götür. Sorunun cevabını. Yani bir mesela diyelim ki bir tek şey nasıl çok şey olur? Veya ikincisi güneş dünya ilişkisine götür. Mesela Allah bir şey ama nihayetsiz işleri tek iş gibi yapıyor. Hiçbir işe mani olmadan. İşte güneş. Armutu da pişiriyor şeftaliyi de. Sibirya'daki kuzunun tüyünü de büyütüyor. Afrika'daki deveyi de vesaire ısıtıyor. Değil mi? Bir anda nihayetsiz iş, tek iş. Üç. İnsan varlık ilişkisi. Yani şu mevcudat. İnsan Allah ilişkisi. Götürürsen cevap. Mesela onlardan bir tane söyleyeyim. İşte bu. Gidip de gelen mi var? Tabii bu uçakta uzun hadise. Tabii zındığım birisi. Var dedim.
Hemen tabi hazır. Adam keyifli. Şimdi diyecek ki peygamber. Ben peygamber olduğunu inanmıyorum ki gidip geldiğini. Arkasında mıydım ben? Nereden bileceğim beni gidip geldiğini? Hemen cevabı da hazır adam. Tabi uçakta kimmiş dedi gidip de gelen. Sanki vallahi uçaktan düşmüş gibi şey oldu. Sen dedi. Ben mi dedi? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Dedim ki anne karnından geldiğine şüphen var mı? Yok dedi. Hatırlıyor musun dedim anne karnındaki hadiseleri? Hatırlamaman gelmediğini mi gösteriyor oradan? Hatırlamaman. Şüphesi olan var mı? Burada hepinize soruyorum. Anne karnından geldiğine şüphesi olan var mı? Kestane koçanından çıkmadı kral. O bir uçaktan bir düşse aynı olurdu. Anne karnına geldiğine şüphen var mı? Yok dedi. Peki hatırlıyor musun? Demek ki hatırlamamak öyle olmadığını göstermiyor. Oradan geldiğine delil şu. Senin bedensel değil ruhsal bütün yapın oralara işaret ediyor. Orayı gösteriyor. Beka istiyorsun. Her yerde olmak istiyorsun. Dert istemiyorsun. Mekansızlık istiyorsun. Zamansızlık istiyorsun. Ölmek istemiyorsun. Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı bunlar, seni oluştursaydı madde, bu sefer maddenin sıfatları sende gözükürdü. Balık kokusundan balık kokusu olur. Şeftali kokusu olur mu? Ay baktık, şeftali kokuyor. Bir baktık ki balık pişiyor. Ne alakası var şimdi? Balık kokusundan bu çıkardı. Eğer sendeki koku olan beka arzusu, ebed arzusu bunlar bir kokudur. Şimdi koku var, balık yok. Düşünün bakalım olur mu? Sende beka arzusu var, herkeste de varmış. Tamam. Sonsuzluk var. Ne istiyorsanız bakın bende de var. Peki bunun kaynağına bakalım var mı buralarda? Yok. Fani'de beka arzusu nasıl çıkar yani? Ha demek ki oradan geldiğine delil sendeki isteklerdir. Nasıl ki anne karnındaki çocuğun bacağı, kolu, gözü, kulağı orada işe yaramıyor. Nereye gidecekse oraya göre cihaz takılmış. Çok güzel. Müthiş bir cihaz. Tabii canım. Şimdi anne karnındaki, Allah aşkına izah edin ya inandığımız için demeyin. Anne karnındaki çocuğun ayağını izah edin, orada ne işe yarıyor? Gözü izah edin, renk mi var, manzara mı var? Kulağı izah edin ya. Ağzı izah edin, burnu izah edin. Niye takılmış? Gidecek olduğu alem için takılmış. Orası için takılmadı. Hep böyledir işte, böyledir zaten. Biz ilkokul, ortaokul için okuyoruz. Vesaire ondan sonra onun lise ve gidiyor. Her şey bir şey için yorumlanıyor. Mukaddemesi budur. Fidanı onun için dikiyoruz. Ha anne karnındaki organlar dünyayı ispat ettiği gibi senin fıtratındaki manevi organlar, değerler de oraya ispat ediyor. Oraya gideceğini gösteriyor. Orası için verilmiş. Burası için değil. Ve oradan geldiğini delil fıtratında bedensel hayatının dışında yapı özellik olması, şefkat dünya cinsinden midir? Merhamet, aşk neye benziyor? Vallahi bardağa benziyor ya. Sendeki aşk nereden geldi? Muhabbet, şefkat nereden geldi? Vallahi annemdeyken ben annem bulgur pilavı yemişti oradan geçti bana. Yani kaynağı yok. Yani ruhsal yapının kaynağı yok. Gösteremezsiniz yani yok. Adam tabii tabii soru sorarken herkes duysun diye geveze büyük sesle bağırdı. Biz de tabii durur muyuz? Ondan daha fazla duysun ki beyefendi dedi yani biraz yavaş. Hayır sen bu soruyu sorarken kim ne kadar ki çapta duyduysa cevabı da duymalıdır ya. Medeni Samuel'im. Yani çok hoş olmuş. Evet burada ne kadar oldu? Bakayım saate. Vay be. Benim saatim oldu. Size bir de 8. devayı eylemsel olarak okuyacaktım. Onu siz okursunuz. Demek toparlıyorum. Dersim bitti. Şu. Arkadaşlar, nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilemez. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilen,
nerede niçin olduğunu bilir. Nerede niçin olduğunu bilen de neyi ne yapacağını da iyi çözer. Bu bir. Daire yapmanız için pergelin incisini batırmanız, sabitlemeniz gerekiyor. Sabitesi olması lazım. Yoksa çizemezsiniz. Bu dünya hayatı da ne nereye göre nedir? İnsanı çekip çıkarın dünyadan. Bu güzel manzaraların, şeftalinin bu rengi okyüz için bir mana ifade eder. Bir güzelim, muhabbet kuşu, kedi için fareden farkı var mı? Balık kafasından farkı var mı kedi için? Şey der mi okyüz? Şöyle İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da bir gül görüyor okyüz. Vay be şu manzaraya bak. Maşallah ya. Mı der, okyüzlük yapıp onu yer. Ona bakan başka birisi olacak. Arkadaşlar, insanı çekip çıkarırsanız yerin altındaki madenler, manzaralar ve eşyaya varlığa takılan hikmetler çözemezsiniz. Tamam mı? İnsan pergelin ucudur, kayyumudur. Aynen bunun gibi de böyle bir insanın böyle kaygan, affedersin kaypak, böyle bir dünya, kaygan. Her şey birbirine girmiş. Neyin ne olduğu belli değil, neyin nereye gidiyor belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hadiseleri kastediyor. Karanlık, aydınlık, kanser, ölüm, gençlik, ihtiyarlık, ona 10 sene, buna 5 sene, ona 2 sene, ötekisi düşük oluyor, ötekisi 100 sene yaşıyor. Bu ne biçim ya? Bunları da yorumlayan, çözen, sabit ölçü, imani bir ahiret. Ahiretsiz izah edemez. Dükkanda desin dedi, misal verdi. Kantar, tam fırsat, çocuk geldi, cahil olduğu için, amca bununla bana şeker ver, parayı ilk önce atıyor, daha şeker almadım dese. Tam bir fırsat. 1 kilo olacağına 900 gram. Tam bir fırsat. Sana onu yaptırmayan nedir? Ahiret inancı. Hesap vereceğim. Yani seni burada dengeleyen, insanları birbirini dengeleyen, haddini bilip hududunda kalan, zulme uğradığın zaman hazım ve tahammül gücünü veren, içsel yapılarını zulümat ve yiğiz, vahşetinden, dehşetinden ve kimsesizlikten kurtaran Allah'a inanç, yani nokta istinat, o şöyle, nokta istinat, dayanak noktası. İmani bir ahiret. Kimsesiz değilim, yalnız değilim. Ahirete iman ise fıtratımın isteğine, bağırmasına cevap verilen yer. Ve ebed mi istiyorsun, sonsuz? Merak etme, baki bir gençliğin var. Adam gibi yaşa, karışma. Kimsenin işine karışma. Allah'ın işine omuz verme. Keyfine bak. Gemiye yükünü bırak, üzerine otur. Niye böyle yapıyor? Deme. Sorgulama. Çünkü o sana sormadığı gibi nerene soracaktı zaten. Bazıları öyle diyor. Hocam diyor, Allah ben gelmeden, yaratmadan önce bana niye sormadı diyor. Ne olmadan önce? Beni yaratmadan önce bana niye sormadı diyor. Ulan nerene soracaktın? Var mıydın yani? Peki. Var geldi, şimdi sana soruyor. Geldi, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü olduysa 10. kattan balıklama atla, gitmek çok kolay. Süper oldu. Gelmek süper oldu. Evet. Geldin, süper oldu tabii. Süper oldu abi. Şimdi baklava yedin, Allah'ın ne karı var? Niye intihar etmiyorsun dedim madem? Geldiğine pişman değilim dedi. İyi oldu dedi. Tamam, demek ki bir tanesi sana hiç sormadan zile bastı. Ne oldu? Ağla içimden geldim. Al sana şu baklavayı. Lan bana mı sordun da getiriyorsun lan baklavayı? Der misiniz? Demem canım. Ama tokat vururken kardeş ne vuruyorsun ya? Allah sana getiriyor, mükafatlandırıyor. Ha yok, istemiyorum lan, köre de. Getir lan baklavanı dersen gitmek de kolay. Atlarsın bundan aşağıya. Hadi dedim. Cemaatla dedim, şey aç, Nizamettin atlayacak dedim yanımdaki arkadaşa. Yok hocam, niye atlayacağım dedi ya. Demek ki gelişin iyi oldu dedim. Tabii iyi oldu dedi ya. Niye o zaman şey yapıyorsun? Evet, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Ama hepinizi de tebrik ediyorum. %90 hep genç. Aranızda benden yaşlı zannetmiyorum kimse olsun. Değil mi? Maşallah, elhamdülillah. Allah sizin ömrünüzü çok bereketli etsin. Sizinle gurur duyuyorum, inanın. Memnun oluyorum. Aynı zamanda bizi buraya davet eden, emeği geçen ve siz talep ettiğiniz için tabii sizin sözünüz
hem onlara şey sizlere hem de sizin huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat. Allah'a emanet olun.